kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli hocalarım. İstanbul Aile Vakfı öncülüğünde bir yenisini daha düzenlemiş olduğumuz Aile Buluşmaları konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, bu akşamda Yine çok kıymetli bir isimle sizleri buluşturmak istiyoruz. Aile hususunda her daim çok güzel sözler söyleyen, özellikle çocuk ile alakalı çok kıymetli paylaşımları olan, aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyduğum Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi, Profesör Doktor Mehmet Eminay Hocamı güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hocam buyursunlar. Tamam. Tamam. razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim Yüce Rabbimizin adıyla başlıyor ona hamdü senalar ediyoruz sevgili peygamberimize binlerce salat ve selam olsun efendim ailece sınavdayız başlıklı bu sohbetimizde bu buluşmamızda sizlerle aile ocağının bizim için nasıl bir mana ifade ettiğine, ailede verilen din eğitimi açısından bakmaya çalışacağız. Olmadan yapamayız denilen ailenin hakikaten hayatımızda nasıl bir yer işgal ettiğini sadece birkaç örnekle konuya girmek istiyorum. Şimdi özellikle acaba Neler olabilir, neleri düşünmemiz lazım? E, dilerseniz bu konu e, üzerinde devam edelim ve e, neden ailece sınavdayız sorusunu cevaplamaya çalışalım. Kıymetli Hazır'un ailece sınavdayız derken aslında bizim yeni yetişen nesillerimizin bizden çok daha nasipsiz, çok daha sıkıntılı, çok daha problemli bir süreci yaşamakta olduklarının farkında olmalıyız. Ve yeni yetişen neslimizle her zamankinden daha çok ilgilenmemiz gerektiğinin farkında olmalıyız. Ailede vermemiz gereken bu din eğitiminin mutlaka bizim tarafımızdan başarılması gerektiğini ve bunu doğru dürüst bir şekilde vermemiz gerektiğini artık bizim inanarak kabul etmeliyiz ve bu manada neler yapmalıyız vereceğimiz eğitimin bize katkısı ne olacaktır neler elde edeceğiz bu konuda sizlere ben deniz bu zaman zarfında bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Kıymetli Hazurun, değerli kardeşlerim. Kitaplarımız diyor ki bunlar birkaç tane kural böylece sizlere arz etmek istiyorum. Öncelikle birinci kuralımız ilk dini bilgileri ailede vermeye başlayın başlığını taşıyor. Bunun iki sebebi var. Bunlardan birisi dini açıdan bizi sorumlu tutan bir din var karşımızda. Biz Müslümanız ve Müslümanın buradaki vazifesini belirleyen biz ayeti kerimeler görüyoruz. Rabbimiz Teala'nın bize emrettiği bu ayeti kerimelerden birinde buyuruyor ki Allah Teala ey iman edenler yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden Kendinizi ve ailenizi koruyunuz. Tahrim suresinin 6. ayetidir. Bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz kendimiz yemeyiz çocuğumuza yediririz. Önce yavrumuzu giydiririz kendi giysimizden önce. Satın alırken de böyle bir yere giderken de böyle. Bu bizim fıtratımızda olan annelik babalığımızdan kaynaklanıyor. Peki bu kadar hassas iken biz Yüce Mevlamız ayeti kerimede görüyorsunuz. Önce kendinizi kurtarın diyor ayeti kerim. Yani ku enfusekum bize hitap ediyor. Ve ehlikum aileniz diye sonra devam ediyor. Niye acaba çocuklarınızı önemsemenizi istemiyor Cenab-ı Hak? önce kendimizden başlamamızı istiyor. Bilmez mi bizim çocuklarımıza şefkatimizi, merhametimizi? Elbette ki bilir. Fakat uçak yolculuğu yaptıysanız eğer havalanmadan önce kabin görevlileri bir anonsta bulunurlar. Şayet kabin basıncı düşecek olursa oksijen maskeleri önünüze düşecektir. Siz Önce maskenizi takın. Yanınızda çocuğunuz varsa sonra onun maskesini takın derler. Çünkü doğrusu budur. Siz takıp rahat nefes alacaksınız ki onunla ilgilenebilesiniz. Yani siz önce ona takmakla iyilik yapmış olmayabilirsiniz. Onunla meşgul olurken siz rahat hareket edemezsiniz. Belki de nefesiniz kesilir. Halbuki takıp işi yapmanız daha doğru olandır. Ayeti kerime aslında bize bir şey daha söylüyor. Siz önce kendiniz dürüst olun ki dürüstlük konusunda sözleriniz tesirli olsun. Siz önce kendiniz salih olun ki ıslah edebilesiniz. Reşit, doğru dürüst bir ahlaka sahip olun ki irşat edebilesiniz. İşte ayet bize bunu ortaya koyduğu için Allah Teala'nın emridir ve sevgili peygamberimiz de çocuğa güzel bir isim verilmesi, güzelce terbiye edilmesi onun anne babası üzerindeki haklarından biridir buyuruluyor ve çocuklarınıza ilk öğrettiğiniz kelime de La ilahe illallah olsun bize peygamberimizin tavsiyesi. La ilahe illallah'ın manasını efendim belki çocuk bilemez. Onu kavrayamaz, idrak edemez. Ama bu söz bir slogan olarak onun dilinde yer etmeli. O Allah'ı telaffuz etmeli, tanımalı, Kulağı buna alışık olmalı. Neden ilk kelimeler önemlidir derseniz bu ilk kelimeler aslında insanın gerçekten zihin dünyasında var olan ve karşılaştığı zaman yabancılık çekmeyeceği cümlelerdir. Bakınız ben bu konuşmamı bir program vasıtasıyla bilgisayarımda kaydedebilirim. Yahut şu anda kardeşlerimiz kaydediyorlar. Bir saat sonra, beş saat sonra açıp dinlerler. Çünkü bir hafızası var onun. Şu kadarlık bir efendim hafıza. Bu hafıza istediği zaman o bilgileri bize dinlettiği gibi insanoğlunun hafızasında da kaydedilen sözler, sesler vakti gelince ortaya çıkar. Ve biz Şimdiki bilgisayar sistemleriyle çok rahatlıkla anlıyoruz. Ama peygamberimiz bunu ashabına bir sünnet-i seniyye olarak öğrettiğinde ashab-ı kiram bunu sadece peygamberimizin sünneti olarak uygulayıp geliyorlardı. Neydi o? Mesela kendi torunlarına okuyarak örnek olmuş. Kulağına ezan ve kamet okuyor. Bir çocuğun Böyle bir merasimde bulunduysanız eğer şunu görebilirsiniz. Mışıl mışıl uyuyor. Farkında değil. Veya karnı aç, bağırıyor, açım diyor. Bana ezandan önce karnımı doyurun demeye getiriyor. Ama uyuyor olsa bile sizin kulağına okuduğunuz ezan onun hafızasının derinliklerinde bir ses dosyası olarak kaydediliyor. Buna emin olunuz. Ve o ses dosyası etrafındaki varlıkları algılamaya başladıktan sonra bir gün bir dışarıdan duyduğu müezzinin ezanıyla şöyle bir duraklıyor ve o ses dosyası aktif hale geliyor. Zihnindeki Allahu ekber Allahu ekber ile dışarıdan duyduğunun aynı şey olduğunu hatırlamaya çalışıyor. İşte ilk kelimeler bunun için önemlidir hatırlayabilmesi için. Bir de ilk kelime o kadar önemlidir ki burada bir size hadisi şerif aktarmış oluyoruz. O hadisi şerifi dikkatle okumanızı istirham ediyorum. Birinin de altını çizmişiz. Her çocuk buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Fıtrat üzere dünyaya gelir. Onun bu hali konuşma çağına kadar devam eder. Sonra ebeveyni onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi, bir başka rivayette müşrik yapar. Eğer anne babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur. Efendimizin fıtrat ile ilgili 11 hadisi şerifi vardır değerli kardeşlerim. Belki siz bunlardan sadece bir tanesini duydunuz ve o size her doğan çocuk fıtrat üzere dünyaya gelir, sonra anne babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır. Hayır, bunun yanında on tane daha var ve ben size bunların ortak manasını verdim. En sonunda eğer anne babası Müslüman iseler çocuk da Müslüman olur kısmını unutmayacağız. Peki fıtrat üzere dünyaya gelmek ne demek? Burada bir resim var kıymetli kardeşlerim. Bu yavrucağın nereli olduğunu bilmiyoruz. Hangi kültürün, hangi havzanın, efendim hangi mantalitenin ortasında dünyaya geldiğini bilmiyoruz. Anne babasının hangi dine mensup olduğunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Allah Teala bütün yavruları böyle tatlı yaratıyor ve anne babası için dünyanın en tatlı varlığını odur diye kılıyor. Çünkü onu sevip cazip bir halde efendim onun derdiyle dertlensin diye Yüce Mevlamız. Ama fıtrat kelimesi şu manaya geliyor bunu unutmayalım. Arapça el fıtratu. Türkçemize de geçmiş fıtratı iyi fıtratı kötü diye. Biz fıtratın Doğan her çocuğun kendisini yaratan bir yüce varlığın var olduğuna inanabileceği bir halde dünyaya gelmesi demektir. Onun ismini ise annesi babası verir. Müslüman ise o ezanı hatırlar çevresinden. Ona bakan kişilerin maşallah, barekallah, Allah ne güzel yaratmış, sözlerinde duyar bir kez daha Allah'ı. Yahudi ise Tanrı Yehova'dan bahseder anne babası. İşte Hristiyan ise Lord der, God der. Bunların hepsini anne babasının o yüce yaratanın ismi olarak düşüneceğiz. Ve ailede verilen din eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bu hadisi şerif bize Söyleme bakımından yeter. Nedir efendim o? Şudur, dünyaya geldiği o fıtrat halini konuşma çağına kadar devam ettirir. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan, Mecusi yahut müşrik yapar. Tanrı diye bir şey yoktur diye komünizm öğretir mesela. Fe in kana eğer anne babası Müslüman iseler fe muslimun çocuk da Müslüman olur. Hadis-i şerif böyle bitiyor. Anne babanın bir insanın dinini belirlemedeki rolünün ne kadar büyük olduğunu buradan anlıyoruz. O sebeple kıymetli kardeşlerim her halükarda küçük yaştan ve konuşmaya başladıktan itibaren mutlaka çocuklara bir takım kelimeler işte bismillah elhamdülillah Allahu ekber la ilahe illallah gibi sözler öğretmeliyiz ki bu sözle adımını bu dine atsın diye. Çok önemli bir şey. Bunu ihmal etmemek gerekiyor. Bunlar dini açıdan bizim sorumlu olduğumuz hususlar idi. Diğer bir taraftan eğitim açısından bir sorumluluğumuz var. Faraza dini konuları sorumluluk açısından öğrendik. Yani eğitim açısından, terbiye açısından bizi sorumlu tutan ne ki diye düşünüyorsanız, bakıyoruz yapılan araştırmalara göre çocuk karakterinin üçte ikilik bölümü diyor ki, ailesi içinde geçirdiği zaman dilimi olan 2 ila 6 yaşları arasında teşekkül eder. Yani değerli kardeşlerim, biz çocuğumuzun bizim etkimizle oluşan ahlaki tarafını üçte ikilik bölümünü aslında biz ailede ona vermiş ya da vermemiş oluruz. Ama bunu unutmayalım ki bu oran çok büyük bir orandır ve bunu ihmal edemeyiz. Bu da anne baba olarak bizim vazifemizdir. Şöyle bir resim görüyorsunuz. Baloo isimli bir eğitimcinin, Batılı bir eğitimcinin çok önemli bulmamız gereken bir sözüdür. Eğitim anne dizinde başlar. Her söylenen kelime sözcük diyorlar. Onun kişiliğine koyduğunuz bir tuğladır. Bir kişilik oluşturuyorsunuz. Ama emin olun sözlerinizle birer tuğla olarak ördüğünüzün farkında olun. Ve ben çokça örneğe sahibim bu konuda gözlemlediğim örneklere. Böyle kulağına çok güzel tatlı bir şekilde fısıldayarak doğru dürüst olmasını telkin eden anneler biliyorum. Çocuklarının çok güzel yetiştiğine şahit oluyorum. Küçük yaştan hiç öyle bağırıp çağırmaya gerek yok. O anne dizindeki o tatlı, ana kucağındaki o şefkat ortamı, o uykudan önce birkaç kelime, efendim o çömelerek gözlerinin içine bakarak söylediği sözler kişiliğini örüyor çok güzel bir bina oluşuyor adeta. İmam Gazali'nin bu manada çok güzel bir sözü var. Diyor ki: "Çocuk ana babasının yanında bir emanettir. Onun bomboş, tertemiz kalbi her türlü nakışı almaya hazır vaziyettedir. Eğer çocuk iyiliğe yöneltilirse hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olur." Yani bu tertemiz kalbi siz güzel şeylerle doldurun. Bir cevher gibidir. Demek istiyor ki onu işleyip bir mücevher haline getirin. Bunu annenin özellikle ve tabii ki babanın da çok önemli katkıları vardır bu manada başarabileceğini söylüyor ve İmam Gazali'nin bu sözlerini Adeta bize bir başka ülkede, başka bir kültürde, başka bir dine mensup olan bir başka eğitimci başka şekilde söylüyor. Çünkü insan eğitimine dair gözlemlerle oluşan hususlardır. Onun da buradaki sözleri bize şunu ortaya koyuyor. Gerçekten ana baba eğer eğitim sistemleri hususunda anlaşarak bu işi götürürlerse Çocuk birinin elinden diğerine geçerse şunu bilin ki diyor Jean Jacques Rousseau önemli bir eğitimcidir. Makul ve mahdut zihinli bir baba tarafından terbiye edilmek dünyanın en mahir hocası tarafından yetiştirilmekten daha iyidir diyor. Niye acaba böyle iddialı bir söz? Yani en mahir hocadansa makul öyle çok zeki birisi olmasına gerek yok diye bir söz söylüyor. Zira çok büyük örneklere sahip de ondan hiçbir baba ile evladı arasındaki o frekans uyumu başka kimseye verilmiş bir özellik değildir. Babanın gözündeki ışık, o şefkat pırıltıları Çocuk tarafından çok iyi gözlenir ve alınır. Bundan emin olunuz. Babalar olarak yavrularıyla kurulan o iletişim bir başka ikili arasında gerçekleşmez. Allah Teala bu özelliği vermiş ve Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın e, torunlarını kucağında e, uyuttuğunu biliyoruz. Bize bir örnek. Babalar olarak ee, ana rahmindeyken annenin kalp atışlarını duyarak çocuğun sakinleştiğini belirliyor fizyologlar. Ve dünyaya geldikten sonra da bunu yine hissetme ihtiyacının olduğunu söylerler. O yüzden ana kucağı çok huzur vericidir. Aynı şey babalar için de geçerlidir. Ve o esnada birbirine bakan baba evladın çok ciddi bir psikolojik Doyum sağladığı ve çocuğun buna ihtiyacı olduğu söylenir ve bir kitap tavsiyesinde bulunmak isterim size kitabın adı Baba gibi yar olmaz aslında yani bir başka Dodson isimli bir yazarın kitabıdır orada böyle o kültürde böyle bir şey yok ama bizim yayıncılar vurucu bir isim olsun diye Etkileyici bir isim olsun diye böyle başlık koymuşlar. Lakin kitabın içinde yazanlar ta kendisini açıklıyor. Eğer bir baba babalık görevini yerine getirirse gerçekten kız olsun ya da erkek olsun evladı için ondan daha sevgili, sevimli kimse olamaz ve çok değerlidir onun için o çocuk için babası bunu yapabilir ve başarabilir. Kitabı okuduktan sonra şöyle bir oturup düşünseniz, eğer sizin sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu Vesselam Efendimizin aile hayatına dair bilginiz varsa, onun nasıl saygılı ve nezaketli bir eş, hürmetkar annesine ve sütannelerine hürmetkar bir, saygılı bir evlat, salih bir evlat oluşuna dair bilgileriniz varsa ve onun şefkatli bir baba olarak e, nasıl bir profil çizdiğini gözünüzde canlandırırsanız, diyebilirsiniz ki gerçekten bu kitap peygamberimizi tanıtmak için herhalde yazılmış. Peygamberimizin nasıl bir baba olduğuna hayranlıkla siz de şahitlik edersiniz. İşte bu çok önemli ve kıymetli hazirun bu birinci maddemiz, birinci kuralımız, dini bilgileri başka kimse değil, hiç olmazsa başlatan olarak anne baba olmalıdır. Hiçbir şey onun verdiği kalitede olmaz. Çünkü babanın gözündeki ışık bir başka kişi tarafından sağlanamaz. Kaynak sadece babadır. Annenin kokusu başka bir annede yoktur sadece o annenin has özelliğidir. Velhasıl ailede biz bunu verdiğimiz zaman düşünün. Ahiret inancını, haram mala el uzatmamayı, mahşer günü hesabının mutlaka bizim tarafımızdan bizim vereceğimizi o küçük yaştan verdiğimiz zaman o çocuklar büyüdüklerinde sahtekarlık yapamaz hep görüyoruz benim aile terbiyem buna müsaade etmez deyip geri durmuştur insanlar küçük yaşta aldığı terbiyeden dolayı yazar Mehmet Kaplan var büyük Türkiye rüyası isimli eserinde diyor ki yedek subaylık yapıyorduk talim yaparken bir ara veriliyor ve bizim Tugay'ın çevresinde bahçeler vardı. O arada üniversite mezunu gençlerin o bahçelerin içine girip o haram malı başkasına ait olan bahçenin meyvelerini güle kapışa oynayarak efendim yediklerine şahit oldum. Dedim ki yazıklar olsun. Cahil de olsa bir Müslüman ailenin vermiş olduğu haram mala el uzatmama düsturunu biz üniversite mezunlarına bu layık eğitimle veremiyormuşuz demek. O küçük yaşta haram mala el uzatma evladım sözünü cahil ailenin verdiği zaman beni nasıl koyuyorsa bundan işte koymayan şey layık terbiyede biz üniversite mezunlarına bunu veremiyormuşuz ki onlar bu haram malı kendilerine ait olmayan bu meyveleri alıp böyle yiyorlar. Öyle bir ecdadımız vardı ki bizim Balkanlardan geçerken bahçenin kenarından ihtiyacı olan şekliyle alıp da o meyve bahçesinden meyveyi bir mendille parasını dalına asıp gidiyorlar. Evet. Hiç ütopik şeyler değil bunlar. Tarihin yazdığı şeyler. Şimdi de bazen gazeteler haber yapıyor. Bir delikanlı diyor ki telefonumu şarj etmem gerekiyordu. Bunu yaptım. Lütfen kabul edin diye çıkarıyor 10 lira bırakıyor. Gönlü el vermiyor. Haram malı hiç kimsenin gördüğü yok ama onu gören bir Rabbi var. Onu yazdırdığı melekleri var. Onun kendisine mahşer günü sorulacağından yana bir korkusu var. Bu kişinin bir mimar, bir mühendis, bir müteahhit olduğunu düşünün. Bu insan başkalarının yaşayacağı bir evin onlara bir depremde tabut haline gelmesini nasıl düşünmez? Nasıl bunu kendisine dert etmez? Nasıl böyle bir şeye gönlü razı olur? İşte o sebeple Ailede verilmesi gereken gerçekten çok önemli eğitim kuralları vardır ve bizim bunları mutlaka her halükarda daha bu ilk yıllarından itibaren konuşmaya başladıktan itibaren mutlaka vermemiz gerekiyor. Şunu bilelim ki birkaç maddeden daha kısaca söz edebilirim sizlere. Özellikle anne babanın biraz önce söylediğim gibi o ayet gereği mutlaka söylediklerini kendisinin yaşaması gerekir. Ve deniliyor ki dini prensiplerin yaşandığı bir ailede yetişen çocuk hem Allah inancı hususunda çok tabi bir seyir izleyerek gidiyor hem de bu prensipleri görerek bizatihi şahit olduğu için kendisi tekrarlamakta çok kolay geliyor kendisine. Yani biz araştırmalar yaptırıyoruz. Sonradan namaza başlayan kişilerin en çok zorlandıkları husus ya bir yanlış yaparsam bana ne derler? Gülerler mi acaba? Böyle namaza başlayanlar yalnız kılıp biraz pratik yapmak istiyorlar. Ama evinde namaz kılan annesini babasını. Gören bir çocuk için böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü o zaten bir oyun olarak görüyor. Tabirimi bağışlayın. Çocuğun oyun olarak görmesini hiçbir surette mahzurlu göremeyiz. O oyun olarak görsün. Varsın öyle olsun. Hiç problem değil. Çünkü sorumlu değil. Ama o babasının bir oyun oynadığını düşünüyor ve yanına gelip bazen ona eşlik ediyor. Kızmayacağız. Peygamberimiz gibi bağrımıza basıp kucaklayacağız. Namazdan sonra onu öpeye, öpeceğiz, dua edeceğiz. Bunun güzel bir oyun olduğunu düşünsün diye. Niye bırakmıyorsun ben namaz kılayım? Annesine bağırıp çağırmak. Al şu çocuğu. Bunlar çocuğun o namaz oyununun iyi bir şey olmadığına kanaat getirmesini sağlar ki bu yanlış bir şey olur. Ve yine biz çocuk için Allah'ın sağladığı bu serbestliği ondan mahrum bırakmamalıyız. Yani nedir sağladığı serbesti? Buluğ çağına kadar çocuğun yapmış olduğu hatalar bir hata olabilir ama onun için bir günah değildir. Mesela bu hususta da çok hata ediyoruz. Bu yaptığın hata desek hata bir yanlışlıktır. Ama bu yaptığın günah dediğimizde o günah bu günah derken çocuk etrafının böyle günahlarla çevrili bir hayat olduğunu düşünmeye başlıyor. Şeytan burada devreye girer böyle din mi olur dedirtir bir süre sonra. Hayır bunu da yapmayacağız. Yanlış ayrıdır, günah ayrıdır. Mesela bağışlayınız. Köylerde akşam dönerken insanların yetiştirdiği hayvanlar gayri ihtiyarı bir yerde bir ot görse sizin hayvanınız ona meyledebilir. O otu yemek hayvan için günah mıdır, yanlış mıdır? Hayır, hiçbirisi de değil. O sadece içgüdüsel olarak açlığını onunla doyurmak istemektedir. Fakat bizim için bir yanlışlık da söz konusudur. Onu alı koymazsak eğer komşumuzun hakkını izinsiz olarak yedirdiğimiz için bir günah da söz konusudur. Çocuk için de durum böyle. Bir şeyi mesela sizden izinsiz vazoyu aldı, taşırken düşürdü, kırdı. Bu bir yanlış davranıştır. Ama bunun bir günahı yoktur çocuğa. Çünkü بلو çağına kadar kalem kaldırılmıştır diye hükmü vardır çocukların. Biz yanlışla günahı ayır edip çocuğun yanlışlarını ona düzeltme imkanı verirken öyle her şeyin günah olmadığını da bildirmeliyiz ki bu dünya hayatını yaşanabilir bilsin çocuk ve şeytan onu kandırmasın. Bilsin ki Allah'ın bize yasakladığı bir şeye karşılık helal kıldığı pek çok şey vardır. Alkollü bir içkiyi haram kılan Allah bize onun dışındaki alkolü olmayan her türlü içeceği helal kılmıştır. Faizi haram kılan Allah birçok ticareti, pek çok ticareti helal kılmıştır. Böyle bir anlayışla yetiştirmemiz gerekiyor ve şunu söyleyerek sözlerimi tamamlamak isterim. Bugün için kıymetli kardeşlerim, bizim gördüğümüz, bildiğimiz, yapılan araştırmaların bize sonucu olarak verdiği bir akaid konusu var. İnsanlara amentu esaslarını öğretirken gerçekten çok sağlam bir Allah inancını, buna bağlı olarak melek inancını, buna bağlı olarak ahiret inancını, mahşer günü hesabını çok dikkatli, çok doğru, çok yeterli bir biçimde anlatmamız gerekiyor. Belki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını çok daha rahat verebiliyoruz, anlatıyoruz. Belki kitaplara iman bahsi altında Kur'an-ı Kerim'i ona dokunarak, okuyarak, dinleyerek anlatabiliyoruz. Ama özellikle kader inancı hususunda belli bir yaştan sonra fakat Allah, melekleri ve özellikle ahiret inancını küçük yaştan itibaren çok dikkatle vermemiz gerekiyor. Önce bizim okumamız sonra da ona anlatmamız. Bu hususta yazılan kitapları kendimiz okuyup sonrasında anlatmamız. Çünkü bugün için maalesef birçok hata kişinin ahirete dair yeterli imanının olmayışından. Mahşer günü mü? Ya işte diyorlar bir şey. Bu şekilde bakan düşünce sahipleri insanlara kul hakkına girme hususunda son derece duyarsız oluyorlar ki bir toplumun içinde eğer kul hakkına riayet zayi olursa şunu bilelim ki onlar zalim toplum haline gelir ve Allah zulme izin vermez. Sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Rabbimiz Teala bize Anne baba olarak evlatlarımızı yetiştirme sınavında bizlere başarılı olmayı nasip eylesin. Kolay değil. Sizin evlatlarınız da sahip olduğunuz malınız da sizin için bir sınav aracıdır buyuruyor yüce Mevlamız. Bu sınavı kazanmak da var, Allah muhafaza, kaybetmek de. Rabbimiz kazananlardan eylesin. Hepinize Hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum efendim.